Tekrar merhaba. Yan yanayız. Kadınların ortak hafızasında mültecilik ve geleceği birlikte kurmak başlıklı İstanbul Bienali ile Ciyazet'in birlikte düzenlediği 8 Mart kutlamasına devam ediyoruz. Biraz önce Çalgıların Dilinden oturumunda birlikteydik. Şimdi de Pınar Öğünç ve Zeynep Dadak bizimle birlikte. Okudukça, baktıkça, dinledikçe genişliyor dünya. Başlıklı oturumda bir arada olacağız. Böyle kısaca bir hikayesini anlatayım, bu nasıl geldi. Şimdi ilk başta bu oturumun kod adı aslında edebiyat izleyiydi. Edebiyattı, diğeri de müzikti. Bu ikisi arasındaki temel fark da dil aslında. Yani biraz önce de vurguladığımız üzere müzik evrensel bir şeyken, yani insan müziğin dilini bilmiyor olsa bile kulak kabartabiliyorken bu yazılı bir metin için pek geçerli değil. Yani sayfalara bakarken böyle estetik lekeler gibi değil, tanımadığınız harfler gibi bakıyorsunuz. Ve aslında belki mülteciliğin, göçmenliğin en zor kısmı da bu. Çünkü karşılaştığınız ilk bariyer dil bariyeri oluyor. Yani bu öyle bir bariyer ki belki içinize düşen ilk korku. Ama yine de tabii ki dilin asla aşılamayacak bir engel olduğunu düşünmüyoruz ki aslında burada biraz dilin bize sunduğu bir fırsatı, yani dilin aslında özgürleştirici yanını da konuşacağız. Yani sadece dil de değil, imgelerin de, daha doğrusu imgelerin dile geliş biçiminin de özgürleştirici tarafını konuşacağız. Önce Pınar Öğünç ile başlayacağız. Pınar Öğünç gazeteci, yazar, en son Beter Otu öykü kitabı çıktı. Aslında Pınar'ın yaptığına belki sadece gazetecilik değil, edebi gazetecilik de diyebiliriz. Yazarlığının yanı sıra yaptığı işe. Gazeteciliğin imkanlarını genişleten bir yaklaşımı var gazetecilikle ilgili. Şimdi bize bu çerçevede, bu bağlamda kendisine çağrıştırdığını göçmenliğin, mülteciliğin anlatacak. Pınar, seni dinliyoruz. Merhaba herkese. Çok güzel hikayeler dinledik. Çok ilham verici hikayeler dinledik bir önceki oturumda. Şimdi göç ve kadın deyince kurulabilecek çok fazla cümle var ve ben hani bugün burada anlatacaklarımı bir yolda yürümek gibi kurgulamak istedim. Ya da hani günün tamamına daha yakın olacak şekilde bir müzik gibi diyebiliriz. Farklı fikirleri, bir takım sahneleri bir araya getireceğim ve bunun çağrışımlarıyla yol alacağımız bir macera olsun diyelim, bir müzik olsun diyelim. Tabii bu yolda yürürken de yapmak istediğim bir şey var. O da aslında kadınlık haliyle mültecilik hali arasındaki kesişimlere bakmak, ortaklıkları görmek ve köklerine, derinlerine bakmak. İlk yola çıkacağım sahne aslında buluşma vesilemiz de olan 8 Mart. 8 Mart günü aslında hükümet tarafından verilen bir müjdenin haberlerini de gördük. Biz o da şöyle bir müjdeydi. Elektronik kelepçe uygulaması artık bütün Türkiye'de. Şimdiye kadar sadece 15 ilde uygulanıyordu. Müjde de artık bütün yurda yayıldıydı. Neden 8 Mart'ta duyuruluyor bu? Çünkü 2015'te yine tam bir 8 Mart günü ismindeki kadın kelimesinin çıkartıldığı bakanlık tarafından aileyi korumak ve şiddeti, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla bu elektronik kelepçe uygulaması tanıtılmıştı. Ve tahmin edileceği üzere şiddet uygulayan erkeklere bu kelepçe takılacaktı. O tarihten bu yana baktığımızda tam 2305 kadın
erkekler tarafından öldürüldü. Ve özellikle son döneme baktığımızda bu kelepçeler özgür üniversite isteyenlere, muhaliflere, sonuçta makbul olmayanlara uygulanan bir tür ceza haline geldi. Hatta o kadar ironik ki 8 Mart'tan önce yapılan bir büyük kadın buluşmasında bir takım gözaltıları oldu. Ve aralarında son dönemde yine özellikle düşmanlaştırılmaya çalışılan trans kadınlar da vardı. Gözaltına alındılar ve ev hapsine mecbur bırakıldılar. Bunlardan bazılarının bir sivil itaatsizlik eylemiyle kelepçelerinden vazgeçerek 8 Mart eylemine sonra gittiğini söyleyeyim, yani bu kayda geçsin. Aynı esnada başka şeyler de oldu tabii. Üç kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti demeyelim. Yani erkekler tarafından öldürüldü. Bir kadın çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövüldü. Bir trans ölü bulundu. Suriyeli mülteci 18 yaşında bir transın da yüzüne tuz ruhu atılarak bir gözünü kaybetmesine neden oldu bir erkek. Bu haberlerin dolaştığı günlerde başka bir sahneden söz edeceğim. Yine Akdeniz'den, Ege'den batan tekne haberlerini görüyorduk ve artık bunlar yani o denizlerin dalgası kadar normalleşmiş haberler gibiydi. Çünkü söz ettiğim tarihten bu yana bildiğimiz kadarıyla diyebiliyoruz ne yazık ki 10 binden fazla kadın, erkek, çocuk o suları geçemediler. Geçebilenleri de bekleyen çok zorlu bir hayat vardı. Yani şimdi anacağım şey çok, hani çok marjinal bir örnek gibi gelebilir ama bence Batı'nın bakışını özellikle mültecilere, sığınmacılara bakışını çok güzel simgeliyor. Bir dönem gerçekten mültecilere elektronik kelepçe uygulanmasını önerenler oldu. Yani bu resmi ağızlardan gelen önerilerdi bunlar. Böylelikle işte kamu güvenliği adına her biri yakından incelenecek, gözetlenecek ve işte suç işlemeleri önlenecekti. Yani bu bugün yaygınlaşmadıysa, hayata geçmediyse ya emin olun sadece çok pahalı bir teknoloji olması yüzünden. Çünkü bu açıkça da tartışıldı, yani mülteciler için kamu bütçesinden bu kadar para ayırmaya gerek var mı diye. Angela Davis, hem düşünür hem devrimci Angela Davis, senin yıllar içindeki söylemi içinde cezaevlerinin her zaman çok önemli bir yeri oldu. Çünkü cezaevleri malum yani hem siyasi baskının, hem ırkçılığın, hem cinsiyetçiliğin, eril şiddetin cisimleştiği ve aynı zamanda üretildiği mekanlar. Angela Davis son dönemde geri gönderme merkezlerinin, mülteci geri gönderme merkezlerini de bu bütün içinde anmamız gerektiğini hatırlatıyor her defasında. Buna aslında hepsi birer cezaevine dönüşmüş mülteci kamplarını da ekleyebiliriz. Ve yine son dönemde yaptığı birçok konuşmada da Davis 21. yüzyılın yani temel meselelerinden bir tanesinin göçmen hakları mücadelesi olduğunu söylüyor. Çünkü mültecilerin karşılaştığı, maruz bırakıldığı hem kurumsal hem toplumsal sistematik bir şiddet ve aynı zamanda da işte hem ırk hem sınıf hem toplumsal cinsiyet yönelim anlamında yani farklı faktörlerde güç birleşen ve derinleşen ayrımcılık hatlarına sahip ve aynı derecede de aynı şiddette de gittikçe görünmezleşiyor ve normalleşiyor. Bunun bana çağrıştırdığı, ben
her zaman yani mültecilerin görünmezliğiyle kadınların görünmezliğini, yani bu iki hikayedeki görünmezliği çok birbirine benzetiyorum. Bir kere ikinci sınıf sayılmakla başlayan bir ortaklık var burada. Temel insan haklarının askıya alınmasıyla bedenlerine, varlıklarına, geleceklerine dair söz hakkının başka birilerine devredilmiş olmasıyla çok ciddi bir ortaklık var. Şimdi bakınca kadınlar 21. yüzyıla kolay gelmedi. Yani kafatasları ölçülerek, cadı diye yakılarak, öldürülerek, kamusal alanlardan dışlanarak, evlerinden çıkmaları yasaklanarak, emekleri iki kez sömürülerek ulaştılar bugünlere ve çok aslında çok yakın bir zamana kadar süren bir mücadeleyle evlerinden çıktılar, oy kullandılar ve okudular, yazdılar ve her şey aslında çok yakın zamanda oldu. Ve her zamanda onlardan beklenen bir makbul kadın, ataerkil zihniyetinin dayattığı bir makbul kadın hayatı vardı ve onu yaşamaları bekleniyordu. Bu da tıpkı mültecilerden, sığınmacılardan beklenen makbullük gibi aslında. Yani hem uslu olacaksın, itaatkar olacaksın, kanaatkar olacaksın. Aynı zamanda da yetenekli olacaksın, başarılı olacaksın. Ancak böyle bir makbullük mümkün. Mültecilerin savaşla ilişkisini düşününce şöyle de bir paralellik var. Yani coğrafya değişse de değişmese de, hatta bazen bulundukları yerlerde kadınlar kendi toprakları bildiği, kendi evleri, kendi toprak bildikleri topraklarında kendi evleri savaş alanına dönüşebiliyor. Şimdi beğenelim beğenmeyelim, savaş dediğimiz bir şeyin de aslında bir hukuku var, bir takım kuralları var yani ve kadınlar kendi evlerinde, yani bunu hem soyut hem daha somut manasıyla kullanıyorum, kendi evlerinde şiddetle karşılaşıyorlar, tecavüze uğruyorlar, öldürülüyorlar ve uluslararası hukuka göre bunlar savaş suçları. Bu da aslında şey sorusunu da getiriyor aklımıza, yani bunun adı kadınlara karşı bir savaş mı? Çok büyük bir soru. Ama bunun tarihselliğini ne kadar kökleşmiş olduğunu görünce ve ne kadar devletlerin bunu önlemek adına üzerine düşen görevi yapmadığını ve bunun içinde pay sahibi olduğunu görünce insan evet bu bir savaş diyebiliyor. Buna tabii şeyi de dahil etmemiz gerekiyor. Yargılamaların da son derece erkek olmasını da eklememiz gerekiyor. Bunun sonucunda gayet rahatlıkla yani bunu bir savaş olarak tanımlayabiliriz. O yüzden de zaten birçok kadın örgütü kadın cinayetlerinin, yani aynı esnada işte ama erkekler de öldürülüyor, siz kadınları abartıyorsunuz dense de kadın olmaktan kaynaklanan cinayetlerin kadın kırımı ya da cins kırımı olarak tarif edilmesini istiyorlar. Şimdi baktığımızda insanlığın bir kısmının kendi evlerini, kendi topraklarını terk etmesine yol açan sebeplerin en büyüğü hala savaş. Ve şeyi de çok iyi biliyoruz, yani savaşın sonuçları özellikle kadınları ayrıca etkiliyor. Yani o riskli rotalarda, o zorlu kamp koşullarında, bilmedikleri yeni şehirlerde, yeni ülkelerde, o yeni hayatların içinde tüm bunların üzerine bir de kadın olmaktan kaynaklanan güçlükler çekiyorlar. Her zaman bir cinsel şiddet tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyorlar.
buradan o yolda devam edersek, peki o zaman yani savaşlar neden çıkıyor? Şimdi yani milliyetçiliğin, militarizmin kökenindeki toplumsal cinsiyeti ayıklayan ve onu ön plana çıkartan çok geniş bir feminist külliyat var. Burada hani bir ismi anabilirim. Cynthia Cockburn diyor ki yani toplumsal cinsiyet perspektifi olmayan bir savaş teorisi her zaman eksiktir. Ve şeyden söz ediyor yani feministler ne zaman konuyu buraya getirse hep şöyle bir yaklaşımla karşılaşıyorlar. Yani savaş gibi bir şeyden konuşurken yani bu kadar hani kadim ve bu kadar evrensel, bu kadar büyük bir meseleden konuşurken illa kadınları sokmak zorunda mısınız işin içine? Hani biraz büyük resme bakın. Ama yani feministler de zaten bunu diyor yani büyük resim ancak böyle baktığımız zaman görünür. Ancak bununla anlamlıdır. Bu tabii şey demek değil yani. Hani erkekler özü itibariyle savaşçıdır, kadınlar barışçıdır. Ya bu zaten toplumsal cinsiyet demek değil. Toplumsal cinsiyet perspektifi böyle kurulmaz. Ama feministlerin yaptığı savaşların ve çatışmaların kökenindeki toplumsal cinsiyete bakmak demek yani o kapitalist patriyarkanın beslediği ve büyüttüğü erkekliğin savaşların nedenleri arasında görünür kılmak. Hele bugün şeyi düşünürsek yani savaşla barışın iç içe geçtiği halleri öylesi daha kazançlı olacağı için savaşın daimi kılındığı halleri, terörizmin ve savaşın yeni suretleri ni gördükçe aslında bu perspektife çok daha fazla ihtiyacımız var. Buralarda dolaşırken tabii ki aklıma şey de geldi. Virginia Woolf'un o meşhur cümleleri, benim bir ülkem yok, bir kadın olarak bir ülke istemiyorum diyordu Virginia Woolf. Bir kadın olarak benim ülkem tüm dünyadır. Bu cümleler hani milliyetçiliği çok güzel vurguluyor ve işte kadın olmaktan kaynaklanan meselelerin evrenselliğinin altını çiziyor. Bir feminist ütopya. Aynı zamanda ama işte hani göçten, göçmenlikten konuşurken bir dünya ütopyası da aslında. Bir sınırsız bir dünyadan söz ediyor. Benim hani yollarımın kesiştiği, konuştuğum birçok mülteciden duyduğum şeydir. Hayatlarında hiç olmadığı kadar etnik, ulusal aidiyetleriyle yaşamak zorunda kaldıklarından yakınırlar. Yani bu öyle bir şey ki bir nedenden ülkenizi terk etmek zorunda kalmışsınız, yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz ve ülkeniz alnınızda yazıyor. Sizin geride bıraktığınız duygusal, kültürel, entelektüel ve ekonomik birikim tamamen göz ardı ediliyor ve o alnınızda yazanla yaşamınıza devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Virginia Woolf bu cümleleri ona ulaşan bir mektuba cevaben bir uzun denemesinde kullanmıştı, yazmıştı. O da sizce savaşı nasıl önleyebiliriz diye soran bir mektup alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde savaşı önlemek için bir takım çalışmalar yapan, bağış toplayan bir cemiyet yolluyor ve çok uzun bir denemedir o. Virginia Woolf çok ince ince gerekçelendirerek eğer bir bağış yapılacaksa, bir tür yatırım yapılacaksa savaşı durdurmak için bunun kadınların daha fazla eğitim alabilmesi için yapılması gerektiğini anlatıyor. Ama bu tabii kadınların zaten var olan milliyetçi ve cinsiyetçi eğitim sistemine dahil olması değil, yani o sistemi de tekrar düşüneceğimiz bir şekilde kurgulamamız gerektiğini söylüyor. Eğer samimiyetle savaşları engellemek istiyorsak.
Ben hani bir yol diyerek başlamıştım. Feminist düşünce de aslında bir yol gibi akar ve işte hani ona eklenenler, ayrılanlar, eleştirenler olur. Bu şekilde güçlenilir zaten. Virginia Woolf'u da eleştiren kadınlar vardı. Özellikle yine bu cümleler kadar meşhur olan o kendine ait oda tabiri siyah feministler tarafından eleştirilmişti. Örneğin yazar, siyah yazar Alice Walker fazla beyaz ve fazla orta sınıf bulmuştu bu yaklaşımı ve şey soruyordu o zaman, Phyllis Wheatley'i ne yapacağız diyordu. Phyllis 6 yaşında Afrika'daki ülkesinden zorla kopartılan, zorla göç eden ve sonra Londra'ya satılan bir köle kadın, bir köle şair. Şiirleri basılan ilk köle kadın. Değil hani yazı yazmak için kendine ait bir odası, hayatı kendinin olmamış hiçbir zaman. O yüzden ütopyaya bir dokunuş daha gerekiyor. Yani sadece sınırsız bir dünya değil, sömürüsüz de bir dünya olmalı bunun gerçek bir ütopya olabilmesi için. Yine siyah bir yazar Toni Morrison geldi aklıma bu çağrışımlar silsilesinde. Toni Morrison da ilk önce yaptığı bir konuşmaydı, sonra onu yazmıştı. Orada köle ticaretinin en yüksek olduğu dönemi hariç tutarsak, 20. yüzyılın başından bugüne kadar yaşanan kitle hareketlerinin insanlık tarihinde örneğinin bulunmadığını söylüyordu. Yani işte mülteciler, işçiler, entelektüeller, sürekli bitmeyen bir kıtalar arası, okyanuslar aşırı hareketlilik hali, o sınırlardaki yığınlar ve oradaki o militarizasyon. Gözümüz tabii ki o sınır kapılarına gidiyor bu manzara ile birlikte. Ama aynı zamanda başka sınırlar da var. Yani Toni Morrison eve de dikkat çekiyordu o konuşmasında. Ev algımızın da değişmesinden ve evin sürekli yabancıların tehdidi altında bulunan bir yer haline gelişinden de söz ediyordu. Ve orta çağı andıran duvarların yükselişinden bahsediyordu. Bunun sebeplerini ve köklerini düşünürken andığı işte hani küreselleşme, bunun ilk önce bir imkan sonra bir tehdit haline gelişi gerekçelerini sayarken andığı bir tanesi var. Hani onu asıl ön plana çıkartmak istiyorum. Şey diyor, yani bu yabancı korkusunun kökenindeki duygu olarak herkesin aslında içinde var olan, kendi içindeki o yabancılık duygusu ve bununla baş edememe hali ve bunun yarattığı parçalanmış aidiyet duygusu. O yüzden de diyor Toni Morrison, 21. yüzyıl aslında şuna karar verilecek yüzyıl olacak. Yani biz paylaşabileceğimiz bir dünyada yaşayabilecek miyiz? Yani bu fikir hala bir ihtimal olacak mı? Yoksa tamamen çökecek mi? Yine böyle çağrışımlar üzerinden düşünürken göç felsefi bir zemin de oluşturuyor aslında. Kendisi de göçmen olan filozof Rosie Braidotti. O da kendi düşüncesini göç üzerine kuruyor. Bu bildiğimiz anlamda bir sürgünlük, bildiğimiz anlamda bir göçmenlik değil, daha çok göçebe bir akıldan, göçebe bir bilinçten söz ediyor.
somut anlamda göçler çağı yaşarken aslında bu düşünce dünyamıza da ilham veren ve yeni kapılar açan bir fikir haline gelebiliyor. Şimdi bütün bunları düşünürken hani göçmenler diyoruz, hani bir göçenler var, bir göçmeyenler var gibi. Ama aslında yani bu içimden bir ses hep bunu henüz göçmemiş olanlar diye düzeltmek istiyor. Çünkü yani biz öyle ülkelerde yaşıyoruz. Hakikaten yarın hiçbirimiz başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bir önceki oturumda hikayelerini dinlediğimiz kadınlar sabah her günkü gibi kahvaltı edip sonra hayatlarının nasıl değiştiğinden söz ediyordu. O yüzden aslında ayrım gerçekten göçmüş olanlar ve henüz göçmemiş olanlar bence. Ve yine bu kavramlardan söz ederken biraz ister istemez mağduriyetlere odaklanıyoruz. Bu çok anlaşılır bir şey. Çünkü çok derin, çok büyük mağduriyetlerden söz ediyoruz. Bir aciliyet hissi var, bir ilk yardım ihtiyacı var. Ama hani şunu da düşünmeden edemiyorum. Eğer bu göçenler ve göçmeyenler arasındaki tek temas, tek ilişki biçimi haline gelirse, tek düşünce yöntemi haline gelirse, o zaman da sığınmacılar, mülteciler, göçmenler o alınlarındaki o mağduriyet yazısıyla kala kalmış oluyorlar. Neyse ki çok şahane ki bugün o tarafından bakmıyoruz. Güçlenmiş kadınların hikayelerini dinliyoruz. Çünkü bana hep şey gibi geliyor yani bütün o ağırlığına rağmen, hoyratça sınanmalarına rağmen mültecilerde, göçmenlerde çok eşsiz bir bilgi var. Çok eşsiz bir tecrübe var. Hayatlarını yeniden kurma direncine sahipler. Doğrudan onurlarına darbe almışken bunu onarabildiler onlar. Hayatlarında inat ettiler. Hakları askıya alınmışken, insanlıkları, varlıkları askıya alınmışken onu talep ettiler ve yeni bir hayat kurmak için bir direnç gösterdiler. Bu yeniden doğma cesareti aslında. Bu çok çok eşsiz bir bilgi ve aslında bir ilk yardımdan söz edeceksek göçenlerin göçmeyenlere aktarabileceği böyle eşsiz bir ilk yardım bilgisi var. Çok zor şeyler yaşadılar. Ama bu bilginin, bu kıymetin sahibi onlar. Buradan düşünürken Hannah Arendt'in yazdığı Biz Mülteciler diye bir yazı var 1943'te. Kendisi de mülteciyken, malum nedenlerle Almanya'yı terk etmek zorunda kaldığı dönemde kendisi de mülteciyken yazdığı bir yazı. Aslında o mülteci denmesinden hoşlanmadıklarını söylüyor. Bununla başlıyor. O göçmenler ya da yeni gelenler denmesini istiyor. Çünkü evet sonradan başka gelenler de olabilir. Çok güzel anlattığı bir bölüm var. Evimizi kaybettik, yani günlük yaşamın aşinalığını. İşimizi kaybettik, yani bu dünyada bir işe yaradığımıza dair inancı. Dilimizi kaybettik, yani tepkilerin doğallığını, jestlerin basitliğini, duyguların serbestçe dışa vurumunu. Bu işin kayıp kısmı. Ama aynı yazıda başka bir şeyin altını daha çiziyordu Aren. Mültecilerin kendi halklarının öncüleri olduğunu söylüyordu. Bu hem Yahudilere dair bir öncülük orada söz ettiği,
iki şekilde okumak mümkün bunu. Bu öncülük bir yandan daha sonra olabileceklere dair bir işaret bir şeyi. Hem Yahudilere hem sonra dünya halklarına bir tür alarm aslında. İnsanların, göçmenlerin kendi varlıklarıyla, kendi bedenleriyle, yaşadıklarıyla bir alarma dönüşmeleri hali. Ama aynı zamanda da burada başka bir şey var. Daha sonra aktarabilecekleri bilginin de öncülüğü var. Burada da işte hani paylaşmanın ve aktarmanın, anlatmanın önemi ortaya çıkıyor. Aklıma geliyor diyeyim. Yine Hannah Arendt'in başka vesilelerle de böyle sıkça andığı bir şey var. O da hayatı bir anlatıya dönüştürmek. Bu anlatıya dönüştürmek aslında politik bir güç, bir eylem olarak bundan söz ediyor. Yani sadece anlatalım ve rahatlayalım gibi bir hani psikolojik etkisinden değil. O da var tabii ki. Hem anlatanı hem dinleyeni dönüştüren, varlığında diretmenin, unutmamanın bir direnişi olarak anlatmaktan, anlatıya dönüştürmekten söz ediyor. Bugün de aslında yaptığımız öyle bir şey bu buluşmada. O yüzden de benim açımdan ayrıca kıymetli, parçası olduğum için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Pınar, çok teşekkürler. Üzerinde durup biraz daha derinine, içine bakacağımız çok şey var anlattıklarından. Ama böyle sanki kafamda çakılıp kalan şey anlattıklarından bir yandan göçmenlerin, daha doğrusu göçenlerin henüz göçmemiş olanlara, göçmemişlere vereceği bilgi, kadim bilgi. Yani biz programın adını yan yanayız koyduğumuz zaman yan yanayız, neye karşı yan yanayız? Tabii ki senin de söylediğin sınırsız ve sömürüsüz bir dünyaya karşı o dünyanın mücadelesini vermek üzere yan yanayız. Ve bunun yolları da aslında senin dediğin gibi bir tür ilk yardım hareketi gibi göçenlerin göçmeyenlere vereceği kadim bilgide yatıyor. Çok teşekkürler. Şimdi Zeynep Dadak konuşacak. Zeynep sinemacı ama nasıl Pınar için edebi gazeteci dediysem Zeynep için de edebi sinemacı demek istiyorum. Zeynep'in son dönemde, hatta şimdi yanılmıyorsam gösterimde de Ah Güzel İstanbul adlı belgesel, kurgu belgesel filmi gösteriliyor. O filmi yaptığı süreçte biz haberleşirken Kumkapı'da çekimler yaptığı sırada Kumkapı'ya dair aslında öngörünün, böyle önden yanından geçerken İstanbul'a turistik gezi için gidenler ya da İstanbullu olup hiç oraya temas etmemişler ya da sadece meyhanelerine gidip gerisine hiç gitmemişlerin çok yabancısı olduğu, bilmediği bir dünya keşfettiğini anlatıyordu hep. Ben de onu merak ediyordum ve biraz da bu buluşmayı fırsat bildim. Ve şimdi bize oradan yola çıkarak yine çağrışımlarla, imgelerle, fikirlerle anlatacak o dünyayı. Zeynep. Merhaba, çok teşekkür ediyorum Çiğdem, öncelikle davetin için. Pınar, sana da çok teşekkür ediyorum güzel konuşma için. Sanıyorum hani değineceğim şeyler bütün o senin çağrışımsal evreninde de benimkinde de benzer yerlere düşüyorlar. O anlamda konuşmalarımızın da birbiriyle yan yana duracağını düşünüyorum. Bu anlamda izleyicilerimize de merhaba öncelikle ve çok teşekkürler. Önceden Pınar'la, hani Pınar, yani tam olarak planlamamamıza rağmen aslında belki kesişecek noktaları
Şimdi onu dinledikten sonra yine Çiğdem'in tabii ki aklında bir şey vardı ki bizi yan yana getirdi diyorum. O anlamda Pınar'ın sözünü ettiği görünmemek kavramından ben başlamak istiyorum bu konuşmaya. Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Filmim Ah Güzel İstanbul İngilizce adıyla Invisible to the Eye, yani göze görünmeyen. Benim için İstanbul göçmenlik, çeşitli göçmenlik deneyimleri, çeşitli mültecilik deneyimleri ile tanışmak için de çok ilginç bir zemin sundu. Uzunca süren bir araştırma sürecinde aslında kendi İstanbul deneyimim de değişti. O anlamda Pınar'ın sözünü ettiği görünmeyen ne aslında gözümüze görünüyor, ne gözümüze görünmüyor ya da görünemiyor. Bazı şeyler artık orada olmadıkları için gözümüze görünmüyor. Ama bütün mültecilik deneyimleri ya da farklı hani göç kategorisi altına toplayabileceğimiz farklı göçmenlik deneyimleri ve kadınlık deneyimleri, Pınar'ın da yayında konuştuğu gibi, aslında gözümüze orada olmadığı için görünmeyen şeyler değil. Tam tersine orada oldukları için gözümüze görünmeseler daha iyi olacak şeyler sanki. Yani bir şekilde gözden saklanmaya çalışılan, gündemden kaçırılmaya çalışılan, görülmemeye çalışılan, rahatsızlık vermesinler diye görünmez kılınan deneyimlerden bahsediyoruz. O anlamda bütün bu yan yanalık hani benzetmesinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Biraz Ah Güzel İstanbul'dan bahsedeyim o anlamda. Neden ben filmime yani Türkçe'de gözle ilgili bir çerçeve çizerken, işte İngilizcesinde ya da diğer dillerinde, Fransızcasında, Almancasında da böyle, göze görünmeyen gibi bir isim seçtim. Çünkü tam da benim için bu değerli tarihçi Cemal Kafadar'ın önerdiği bir başlıkta Ah Güzel İstanbul. Yani hem güzelliğiyle işte bildiğimiz ve bir sürü başka kaynaktan tanıdığımız, sevdiğimiz bir şehir. Ama bir yandan da işte gözümüze ne diyor bu şehir? Buna dair bir çerçeve. Başka dillere çevirirken çok kolay değildi. Dolayısıyla filmi yaptıkça odağımın, dediğim gibi, görünenler değil görünmeyenlere odaklandığını, oraya döndüğünü fark ettim. Dolayısıyla da aslında bu bir tür hani zıttından tanımlayarak benzer bir anlamı İstanbul'a daha az hakim olan insanlar için belki de yaratabileceğimi düşündüm. Bu anlamda filmin üzerine kurulu oldu. Bu bir seyahatname, filmin kendisi. Bir sinemasal seyahatname değilim. Filmin üzerine kurulu olduğu metin Eremia Çelebi Kömürciyan olarak bilinen, 17. yüzyılda çoklukla yazan, çevirmen, yedi dil bilen bir çevirmen, entelektüel ve yazar, aynı zamanda seyyah. Ve Kömürciyan 17. asırda İstanbul tarihi diye neredeyse 30 seneye yayılan bir süreçte yazdığı bir İstanbul kitabı yazıyor. Ve tam da bu kitabı benim için ilginç yapan şey, işte yine az deminden beri konuştuğumuz bu göze ne görünüyor, ne görünmüyor'ya dair çok ilginç bir çerçeve sunmasıydı. Henüz 17. yüzyılda yani görselliğin, göze görünenin bir zevk olarak tanımlanması için oldukça erken bir dönemdi. Yani bu belki 19. yüzyıldaki metinlerde çokça karşımıza çıkıyor ama gerçekten 1660'larda Kömürciyan'ın şehri nasıl göründüğü üzerinden tarif etme biçimi bana böyle neredeyse sinemanın icadından hani 250-300 yıl önce sine dair müthiş bir sinematik zevk verdiğini düşündüm ve bunun üzerine bu filmi yapmaya karar verdim. Şimdi yine bugünün meselesine gelirsek, ben Kömürcan'ın rotasını takip ettim. Aslında metnini birebir uyarlamadım, yani serbest bir uyarlama. Ve Kömürcan'ın 7 fasılda anlattığı İstanbul'u ben de hani mekanları tek tek gezerek, neredeyse 2 sene birlikte filmimizin yapımcılarından Zeynep Ekmekçi,
ve Aslı Dadak'la birlikte mekanları fotoğrafladık, çektik, hikayeler dinledik, filmin içerisinde nelerin girebileceğine karar verdik. Dolayısıyla hani Kömürcan'ın filminin çok ötesinde bugüne dair de hikayeler var filmin içerisinde. Fakat birkaç mekan vardı beni ısrarla geri çağıran ve bu mekanlardan biri de Kumkapı'ydı. Mesela bir diğeri Yedikule. Neyse bu bambaşka bir tartışma ama Kumkapı'nın neden Kumkapı'yla neden ısrarla her yerden başka türlü bir ilişki kurduğum üzerine çok düşündüm. Ve hani bu konuşmayı da Çiğdem bana teklif ettiğinde biraz şey konuştuk. Yani Kumkapı benim için hem filmin içerisine girebilen bir mekandı ama bir yandan da filmin içerisine bir türlü sığamayan bir mekandı. Hani onun çok güzel ifadesiyle böyle montaj masamdan düşen bir mekana dönüştü neredeyse sonunda. Hem kağıt üstünde yazdığım, çekemediğim, hem çektiğim, filme koyamadığım hani pek çok hikayeyle dolu aslında Kumkapı kısmı. Biraz şimdi onun sebeplerinden bahsetmeye çalışacağım. Kumkapı tabii işte az önce Çiğdem sunarken konuşmamı bahsetti. Evet yani şu anda belki de İstanbul'da yaşayan pek çok Türkiye'li için bir tür işte yarı gözden düşmüş eğlence mekanı. Yani şimdi Covid zamanı dışında tabii bir bağlamdan bahsediyorum. Meyhanelerin akla geldiği bir mekan. Belki bundan 30 sene önce, 40 sene önce işte daha çok bir balıkçı semti olarak tanınıyordu. Halbuki hala çok önemli tabii bir balıkçı semti. Hani işte dediğim gibi balıkçı semti olduğu bile unutulmuş çünkü aradaki sahildeki yoldan dolayı sahille de ilişkisi kesilince tam da hani bu meyhanelerin orada olmasının sebebi olan balık kültürü, arkasında bostanların, bahçelerin olmasından kaynaklanan bostan bahçe kültürü hani yokmuşçasına böyle sanki birileri de gelmiş buraya işte meyhaneler açmış gibi bilinen bir mekan. Halbuki o birilerinin kim olduğu da çok önemli. Yani evet meyhanecilik genelde Ermeni ve Rum kültürüyle İstanbul'da tanınıyor ama o anlamda Kumkapı gerçekten bir göçmen semti. Çünkü İstanbul'un fethinden sonra Sultan Mehmet işte İstanbul'a nüfus getirilmesi gerektiğini düşündüğünde dönemin Celali isyanları dolayısıyla Anadolu karışık. Anadolu'nun pek çok şehrinden aslında Ermenilerin de aralarında olduğu pek çok farklı halkları İstanbul'a getiriyor. Ve Ermeni halkının yerleştiği ilk semt Kumkapı. Dolayısıyla zaten yani 1400'lerin ikinci yarısından itibaren bir göçmen mahallesi olarak kurulan bir semtten bahsediyoruz. Şimdi bu bizi yine görünmeyen, Kumkapı'nın görünmeyen bir diğer yüzüne, yani bu konuşmayı dinleyen ya da bizim bu şeyimizin konuşmamızın bağlamından haberdar olan pek çok kişinin belki bildiği ama hani haberdar olmayan pek çok kişinin de bilmediği, bugün Kumkapı deyince aklımıza aslında pek çoğumuzun da göç idaresi geliyor. Yani göçle, göçmenlikle, mültecilikle birebir özdeşleşen bir yanı da var bazıları için. Dediğim gibi neden bazıları için yok? O zaten işte işin diğer kısmı. Dolayısıyla da zaten hani filmimde de bu konu üzerine değerli Pakrat Estukyan'ın çok güzel bir tespiti var. Diyor ki sonuç olarak hani Ermeni nüfusu, Ermeni halkı da buraya getirilmişti 15. yüzyıl itibariyle ve ilginç bir devamlılıkla Kumkapı semti dünyanın çeşitli yerlerinden gelen halkların, farklı halkların şehre intibak noktası oldu. Yani bir tür göçmen ve mülteci kültür için göç idaresinin kurulmasından çok çok önce böyle bir tarihi devamlı olan bir semtten bahsediyoruz. Tabii ki o anlamda İstanbul'un yerlerinden, hani Rum halkının da çokça uzun yıllar boyunca varlık gösterdiği, fakat ne yazık ki 6-7 Eylül olaylarında en çok zarar gören semtlerden biri olduğu için de yani Rum nüfusunun giderek azaldığı bir semtten bahsediyoruz. Bugün kimler var Kumkapı'da diye baktığımızda gerçekten İstanbul'u geçin, belki de dünyada göremeyeceğimiz bir çok kültürlü yaşamın olduğunu görüyoruz Kumkapı'da. Yani bu iyisiyle kötüsüyle biraz bundan da bahsedeceğim. Gerçekten hani
Kürtler var, iç ve dış göçle gelmek zorunda kalan. Yine Suriye'den tabii son dönemde gelenler. Afrika'dan çok ciddi bir farklı halklarından, farklı ülkelerinden Afrika'nın çok ciddi bir nüfus var. Post-Sovyet, aklınıza gelebilecek işte Gürcü, Tatar, Özbek, Azeri, pek çok farklı yine milletten insan var. Dolayısıyla yani aklıma gelen gelmeyenle birlikte şu anda İstanbul'un temel hani bu anlamda bir nüfus barındıran pek çok farklı kültürün bir arada yaşadığı ama ne yazık ki çok fakir ve zorlu koşullarda yaşadığı bir semtten bahsediyoruz Kumkapı deyince. Ve ben hani Kumkapı'da çok vakit geçirmeye başladıktan sonra tabii ki hani ilk şey gibi. Şöyle birkaç isterseniz görsel paylaşayım daha hani netleşebilir diye düşünüyorum. Şimdi mesela hani Kumkapı'nın bugün belki çok gözümüzde canlandıramadığımız işte Kömürcan'ın Marmara sularında 5. kapı dediği yani gerçekten bir şehire açılan kapılardan biri olarak Kumkapı'yı böyle hayal etmek bu sanıyorum 19. yüzyıl sonundan bir fotoğraf. Birkaç farklı şey göstereyim. Bu benim Kumkapı'da geçirdiğim araştırma gezilerinde çektiğim fotoğraflardan birkaç örnek. Bugünün Kumkapısı'nda bu üst üstelik yine hani İstanbul'a çok atfedilen ama artık çok da göremediğimiz katman meselesi görüneniyle görünmeyeniyle karşımıza çıkıyor. Arkada gördüğümüz bir Kumkapı Ermeni Kilisesi yazıyor üzerinde de. Bu Kumkapı Panayi Elpida Rum Kilisesi. Bunu göç idaresinin sokağına gidenler zaten bilirler. Hemen yanında oldukça kötü durumda bir çok güzel bir Kumkapı evi görüyoruz ama kilisenin restore edildiği için iyi durumda. Kumkapı alt geçidi bu az önce sözünü ettiğim hani sahille bağlantısının koptuğu hani bir tür ilk resme dönersek hani şeye şehre açılan kapı aslında bir sur kapısıyken şu alt geçit fotoğrafına bakınca tabii şehre açılan kapının anlamının da bugün nasıl değiştiğini görsel bir karşılığı gibi. Yine meşhur Kör Agop meyhanesi tam da hani zaten göç idaresi bunun bir paralel arka sokağında eminim meyhaneye giden insanların çoğu o sokağa geçmiyorlar bile. Yine birden böyle karşınıza bir çeşme çıkabiliyor. Bu göç idaresinin diğer tarafından kilisenin görünümü. Bu da biraz sonra aslında konuyu yine bağlayarak bitirmek istediğim kadınlar, yani kadınların yayına durması ve Kumkapı'nın bununla ne alakası olduğu sorusu için benim için çok böyle ilham verici bir görseldi. Yine bir balıkçı şehri, bir semti olarak Kumkapı'yı düşündüğümüzde yani sonuç olarak kadın iş gücünün de Kumkapı'da çok ciddi bir varlığı varken bugün hani balıkçılık, balıkçı barınağı falan denen şey tamamen hani en azından imgesel düzlemde kadınların sanki elinden alınmış bir meslek gibi. Oysa hani bu görsel de o anlamda semtin ekonomisinin değişen hallerine ve burada kadınların oynadığı role dair çok önemli bir nokta. Buna az sonra geri döneriz. Dolayısıyla da hani Kumkapı'ya baktığımızda işte bir önemli yanı da tabii yani bütün bu işte giriyorsunuz meyhaneleri bir arka sokağında göçmen, göç idaresi onun bir yan sokağında Ermeni Patrikhanesi çıkıyor karşınıza. Yani yalnızca Rum ve Ermeni kiliselerinin hala varlık sürdürdüğü cemaatlerin olduğu bir yerden bahsetmiyoruz. Ermeni cemaatinin. Ülkede tabii yine oldukça tartışmalı konularından biri de olsa sonuç olarak temsil edildiği merkezin de halen Kumkapı'da olduğunu biliyoruz. Ve bu da yani yine hani 1450'lerin itibden sonra işte Ermeni göçmenler gelmeye başlıyor Kumkapı'ya ama
Burada da hani büyük mücadeleler artık bambaşka bir konu tabii, ama sonrasında 200 yıl sonra neredeyse hani 1600'lerin ortasında Patrikhane'ye dönüştürül, Patrikhane olma şansına diyeyim o dönem şey içerisinde, kilise ilişkileri içerisinde alıyor buradaki kilise. Tabii ki dediğim gibi hani burada bambaşka bir ilişkiler ağı var, ama hani Ermeni cemaati için temsil ettiği anlam açısından yine hani bunların tesadüf olmadığı da ortada. Dolayısıyla böyle bir göçmen semtinin diyeyim hani bugünkü işte rotasını takip etmeye devam ettiğinizde, bir yan sokağa geçtiğinizde de yine hani belki yani hani yüz küsür halkın bir arada yaşadığı ama bir şekilde bunun görünmediği işte bir yer görüyoruz. Yani fakirlikle işte bütün kayıt dışı olarak hayatta kalma mücadeleleriyle örülü olan bir hayatta olsa, bir taraftan da yine Pınar'ın sözünü ettiği gibi çok canlı, çok yan yana bir hayat var Kumkapı'da ve bu gerçekten benim için çok heyecan verici bir şeydi. Hatta yani yapımcılar bana kızıyorlardı. Sürekli Kumkapı'ya gidip işte çok zor Kumkapı'da çekim yapmak. Her türlü iznimiz olmasına rağmen göç idaresi olduğu için çok zorlukla karşılaştık. Ama hani sürekli Kumkapı'ya geri dönmeye çalışıyordum. Onlar da böyle sürekli hadi artık orayı çektik şimdi başka bir yere gidelim diyorlardı. Ama hani gerçekten filme giremeyen pek çok hikaye var Kumkapı'da. Ben daha fazla hani uzatmadan aslında belki hani sonra seyircilerimizle de konuşuruz. İki anekdottan bahsetmek istiyorum. Yine buranın benim için önemiyle ilgili. Yani benim filmim Kumkapı'da başlıyor. Dediğim gibi bunun bir sebebi Eremya Çelebi Kömürcan'ın kendisinin Kumkapılı olması, orada doğuyor. Evimiz buradadır diye başlıyor zaten. İkincisi semtin Ermeni kültürü içindeki yeri. Üçüncüsü de benim bugünün İstanbul'unda bir mülteci, bir göçmen semti olarak Kumkapı'yla ilişkim. Dolayısıyla hani dediğim gibi araştırma sürecinin sonunda neleri yapacağımı iyi bildiğimi zannediyordum Kumkapı ile ilgili. Birinci anekdot bu anlamda bir sürpriz içeriyor benim için. Çünkü biz işte yani çok son derece planlı çalışıyorduk ve Patrikhane'nin karşısındaki Surp Asfazed'in kilisesinde çekim yapmak üzere sözleştik. Ve bu Patrikhane Kilisesi olarak da biliniyor hemen karşısında. Bir pazar günü çekime gittiğimizde Küçük Şapel'de bir ayin olduğunu gördük. Fakat bu bir Ermeni ayini değildi. Bir yine Kumkapı'da yaşayan Etiyopyalı bir kadın ağırlıklı. Hatta rahibin ve işte ayine eşlik eden davulcunun dışında çok az erkek vardı. Yani kadınların bir tür bir araya gelip ibadet etmek için kullandıkları bir mekan olduğunu öğrendik sorduğumuzda. Kendi cemaatleri olmasına rağmen kendi kiliseleri olmadığı için pazar günleri Küçük Şapeli Etiyopyalı bir grup kadın kullanıyor diye bize açıkladılar sonra Patrikhane görevlileri. Bu müthiş bir tesadüftü tabii. Yani izin aldık, sonra çekim yaptık. Bu filmin içerisine girdi. Ve görüntü yönetmenim Florian Heri ile birlikte bir yandan böyle hani öyle bir çekim yapmayı planlamadığımız için daha spontan hareket ediyoruz mekanın içerisinde ve gördük ki bir köşesinde Ayazma yazıyor Rumca kilisenin. Dolayısıyla hani Ayazma'nın da Rumlara atfedilen kutsal su anlamı ve genelde kilisenin altında bulunan işte kutsal suya, su kaynağına referans olması nedeniyle ve bunun Ermeni kültürüne de yeri olması nedeniyle anladık ki burası zaten öncesinde bir Bizans kilisesiymiş. Bunu Pakrat Estukyan filmde de sonra başka bir bağlamda güzel anlatıyor. Dolayısıyla hani tam da işte İstanbul'la ilgili böyle konuşulan katman katmanlığın görünmeyen, yani orada gözümüzün önünde ama görünmeyen
leri de içeren o katman katmanlığın çok etkileyici bir örneğiydi. Hani bir Bizans kilisesinin üzerinde bugün İstanbul'un kum kapısında Ermenilere ait bir küçük şapelde ibadet eden Etiyopyalı kadınlar. Bir hani bu yan yanalığı bana düşündürmesi açısından çok güzel bir anekdottu. Ve çok gerçekten çok güzel bir gün geçirdik hep beraber, sohbet ettik, çekim yaptık, hani onların şeyini bozmamaya da gayret ederek. Dolayısıyla biri buydu. İkincisi, Çiğdem dediği gibi montaj masamdan düşenlerden. Yine göç idaresi sokağında çok vakit geçirirken çok insanla konuşmaya çalışıyordum elimden geldiği kadar ve orada iki Gürcü kadının anlattığı bir anekdot. Yine hani böyle bugün kozmopolit, işte çok kültürlü Kumkapı deyince, yani açsak Google'lasak karşımıza ilk çıkan şey tam da o kozmopolitliğin neredeyse suç kavramıyla eş anlamlı gibi kullanılması. İşte Kumkapı'ya şafak baskını, bir evde işte 10 tane illegal işte mülteci ele geçirildi falan gibi. Ya da işte balıkçı barınağına baskın, av esnası sırasında balıkçılar ava çıktı. Ya da işte göç idaresini yakmaya çalıştılar filan, ya da işte, yani bunları çoğaltabiliriz. Gerçekten böyle bir tür tam da o görünmeyenin, yani tam anlayamadığımız diyelim, insanlar çok kimlikli, çok uluslu, çok kültürlülüğün yani neredeyse bir tür potansiyel suçlu tanımlamak için kullanılmasının tabii ilginç bir örneği. Dolayısıyla hani böyle bir şey üzerinden Kumkapı konuşulurken ve gerçekten çok zor hayatlar yaşayan insanlar olmasına rağmen, mesela bir ara Ermenistanlı bakıcı kadınların cinayetleriyle üst üste haber aldığımız bir yerde gibi, o anlamda hani romantize etmek çok zor. Fakat bir yandan da hani bütün bu suçlu tanımlamasına direnmek için, bu insanların hayatlarını görünür hale getirmek için başka hikayenin anlatılmasını çok önemli buluyorum. Bu da işte orada röportaj yaptığım iki Gürcü kadının anlattığı, yani tam da işte izin günlerinde işte hasta olurlarsa gelip buradaki evlerde, neredeyse hastane gibi, otel gibi, kayıt dışı kullanılan evlerde bir tür dayanışma ağı kurdukları ve o anlamda hani evet o evlerde korkunç yerde oluyor, böyle yine romantize etmeden, hani tecavüz, ölüm hakikaten kadınlar için çok yaygın. Fakat bir yandan da mesela birkaç başka insandan dinlediğim, buranın kadınlar içinde bir tür hani gelmiş çalışıyor, hiçbir sosyal güvenlik yok, gidiyor Kumkapı'ya, işte bir tane aspirin alıyor, hasta oluyor. Orada kendini otel diye tanımlayan, belki işte yıkılmak üzere olan bir evin içerisinde biri ona serum bağlıyor falan gibi, böyle inanılmaz hikayeler duyduk. Bunlar hani filme giremedi ama umarım bir gün bunlar da anlatılır. Bunu da aslında şuna bağlayarak bitirmek istiyorum konuşmamı. Yine hani işte temsil düzeyinde, mesela basında nasıl karşımıza çıktığından bahsettim biraz Kumkapı'nın, ama temsil düzeyinde mesela sinemada, yine panelimizin de adına bakarsak, hani baktıkça neye bakıyoruz, neye okuyoruz, neyi dinliyoruz. Sinemada da hani özellikle kadın sinemacıların, belgeselcilerin filmlerinde karşımıza çıktığını hatırlıyorum. Bakmak isterseniz hani böyle isim söylemiş olayım. Biri Reyhan Tuvi'nin Offside filmi. Festus Okey'in çok acı hikayesi hakkındaki. Oradaki karakterler, yani kişilerden biri bir berber dükkanında çalışır Kumkapı'da. Yine son dönemde Amine var. Kıvılcım Akay'ın filmi. O da hani Kumkapı'ya gerçek hayatlar ve aslında danışma hikayeleri üzerinden bakan bir film. Bir de daha 2005'lerin ortasından, birebir Kumkapı üzerinden değil de biraz işte bu göçmen mahalleleri, mülteci mahalleleri üzerinden, Dolapdere, Kumkapı, Berke Baş'ın In Transit filmi. Tam da işte İstanbul'un o geçiş alanı olarak mülteciler için kategorik yani yeriyle ilgili bir filmdi. Bu filmlerde de aslında işte insanların hayatlarının nasıl temsil edildiğine dair belki
Yani başka pencereler açabilir kafamıza diye düşündüm. Çünkü çok benzer bir dönemde çıkan Fatih Akın'ın Crossing the Bridge, köprüyü geçmek filminde mesela çok multikulti, çok işte çok sesli, çok kültürlü bir İstanbul hayali vardı. Ama o filmde hep hissettiğim şey tam da bunun bir fantezi, bir hayal, hani müzik üzerinden özellikle işleyen bir hayal olduğu. Oysa hakikaten çok kültürlü İstanbul var ve o çok kültürlü İstanbul'u biz neden acaba görmüyoruz? Yani neden görünmez o İstanbul? Bu soruyu bana sormuştu. Dolayısıyla diğer sözünü ettiğim o üç filmle birlikte düşünmek ilginç. Mesela Fatih Akın'ın filmini. Ve de belki şunu söylemek lazım. Müzikte daha çok görüyoruz. Az önceki hani konuşmada da çok çok güzel örneklerini gördük. Mesela sinemada insanlar, oradaki yaşayan göçmenler, işte mülteciler kendi hikayelerini ne zaman anlatacaklar? Kendi imgelerini ne zaman paylaşacaklar? Belki de hani ben şu anda bilmiyorum, belki de bir şeyler oluyor. Ama bu da mesela benim yakın zamanda üzerine düşünmek istediğim ve hani gerçekten olmasını umduğum şeylerden bir tanesi. O yüzden tam da o dayanışma ve yan yana olma hikayelerini belki de oralarda yaşayan genç kadınlar anlatacaklar. Bu benim için bunu da bitirmek, bütün zorluğuna rağmen oradaki hayatın, bütün hani mülteci olma deneyiminin çok umut verici bir hayal. Çok teşekkür ederim. Zeynep, çok teşekkürler. Bu arada montaj masasının altına düşen ne kadar çok şey varmış diyor insan ister istemez. Bir yandan böyle ikinizin de bahsettiği zaten bir tür izleye de dönüşen görünmezlik meselesi, böyle iki konuşmayı da dinledikten sonra insanın aklında bir tür çakılıp kalıyor. Görünmezlik deyince yani bir sürü şey geliyor akla, ama bir tanesi de görünmez emek. Görünmez emek de doğrudan tabii ki kadınların emeğiyle ilişkilendiriliyor. İşte bir görünmezlik biçimi mültecilik kent içinde dolaşırken. Ve Pınar iki kere görünmezlikten bahsetti mesela, sen de söyledin ona. Peki acaba biz bu iki kere görünmezliği nasıl iki kere görünürlüğe dönüştürebiliriz? Yani böyle bir şeyin imkanı var mı sizce acaba? Hani bir anlamda yani iki kere görünmez olunca insanın kaybedecek az şeyi oluyor. O zaman buradan başka bir şey çıkması, yani başka bir imkanın doğması çok mu iyimser bir yaklaşımdır? Yoksa bir toplumsal harekete evrilmesi ya da bir tür kültürel hareket çıkması böyle bir ortamdan daha mı mümkündür? Bilmiyorum, ne dersiniz? Ben Pınar'a vermeden önce çok kısa hani işte son bitirdiğim belki noktadan bahsedebilirim. Yani benim için o anlamda işte müzisyenleri dinlemek de mesela öyle bir etki yarattı. Yani bir şekilde ifade yolu bulmak ve hani o anda sesini ve sözünü üretir hale gelmek. Hani o araçları kullanan kişi olmak. Yani birilerinin hikayelerinde anlatılan özneler değil de yalnızca kendi hikayelerinin anlatıcıları olması, orada yaşayan kadınların, o görünmez emeğin sahiplerinin ya da yani işte çeşitli işbirlikleri bu dediğin şey için bir adım gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi ben birilerine gidip de onların hikayelerini anlatmalarından bahsetmiyorum. Gerçekten birlikte bir şey üretmekten bahsediyorum ki hani sizin de burada yapmaya çalıştığınız şey zaten böyle bir şey. O yüzden yani belki küçük hani benim için böyle bir cevap var bu sorunun. Yani benim vereceğim cevap da yakın olacak. Bir yandan da hani konuşmamı da hani o şeyle bitirmiştim. Anlatmak, aktarmak ve paylaşmak, yani iki tarafı da dönüştürecek, iki tarafın da dilini yeryüzüne çıkaracak yolları, mecraları aramak.
Yani bu gerçekten arayarak olabilir ve yani hak mücadelesinin bir parçası da aslında bu tür zeminleri yaratmak diye düşünüyorum. Yani o görünmezlik bazen sadece kurumlar ya da işte hani soyut büyüterek soyutlaştırdığımız toplum anlamında olmuyor. Yani özneler kendine de görünmez olabiliyor. Yani kendi sesinin bir anlamı olduğunu, kendi anlatacağının bir kıymetini düşünmez oluyor. Çünkü o kadar öznelikten silinmiş oluyor ki yani hayatında hiçbir şeye karar veremez olmanın ve o hani mutlak belirsizlikle başa çıkmaya çalışmanın böyle içe dönük bir şeysi de oluyor. Edilgenleştirici, pasifleştirici bir yanı da oluyor. Yani bu kınayacağımız anlamda bir pasiflik değil. Bir sürecin sonucu olan bir tür sessizlik ve o sessizliği bozacak yollar yaratmak dediğim gibi bir tür direniş aslında yani o yüzden böyle buluşmaları anlamlı buluyorum ve yani onun yollarını özellikle hani sanatla aramak kadınlar için ayrıca da bir direniş haline geliyor yani şeyi düşünürsek eğer hayatında daha önce böyle bir imkan yoksa yani böyle bir anlatma alışkanlığı, böyle bir ifade biçimi yoksa bu zaten yani kendi geldiği yerde bir ondan esirgenmiş bir haksa içine düştüğü bu yeni halde onun hani sanatsal ifade yollarını bulmak, bunu da diretmek. Yani basbayağı kendi ailene de aslında kendi yakın çevrene de direnmen gerekiyor. Oradaki o erkeklikle onun o iktidar ağlarıyla da uğraşman gerekiyor. O yüzden gerçekten çok cesurca bir yaratıcılık bu karşılaştırılamaz koşulları var yani bu iki yaratıcılığın. Yani bir de işte sonuç olarak yani temel yaşam fonksiyonlarını yerine getirmenin bile çok zor olduğu koşullarda yani belki bu çok önemsiz gibi bir şey gibi algılanıyor. Yani tam da işte o sözü dışarıya çıkarmanın yani bunu şey de biliyoruz tabii yani hani mesela insanların artık en korkunç, en acı şeyleri izleme konusunda hani ne kadar hani işte geçeceğiniz feedinizde her bir başka video, bir başka hani haber filan gibi olmasının da yani böyle bir şey olacak ve birden herkes işte onların sesini duyacak, sözüne sahip çıkacak falan filan gibi bir romantik bir şeyden bahsetmiyoruz yine yani. Bu bir o anlamda bir direniş, bu bir süreç. Yani bu işte taşınması gereken, yan yana geldikçe büyümesi gereken başka kanallara yani işte gazetecilik de bunun içerisinde dahil, sanatın çeşitli halleri de, duygulanım yolları da, diyalog yolları da bunun içine dahil. Yani bu bir gerçekten süreç ve bu anlamda kimin yan yana durmaya ve bu yolu birlikte yürümeye hani kararlı olduğu. Yine Pınar senin hani yürüyüş metaforuna dönersek çok önemli bence. Bir soru gelmiş, iki soru görüyorum daha doğrusu. Bir tanesi Saniye'den. Teşekkürler, çok geniş bir yelpaze. Tarihte ilk yabancı sözcüğü anne ocağını terk edip koca evine giden gelinler için kullanılmış aslında. Ama mülteci olmak hiçselleştirilmektir bence. Yani kim olduğun, ne olduğun önemli değil. Kadınlar geldikleri kültüre göre değerlendirilir. Ülkesini sırtında götürür adeta mülteciler. Yapışmıştır. Ve bu dayanıklılık kadınlarda. Diyor Saniye. Eklenecek kadınlarda bir şey yok var üzerine. Çok evet. Güzel ifade etmiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Pınar, doğrudan sana bir soru var. Bu elektronik kelepçelerin, konuşmanın başında bahsettiğin elektronik kelepçelerin kadınları erkek şiddetinden korumak ve şiddeti önlemek konusunda etkisi ne oldu diye soruyor Derya Güç Demir. Yani bu elektronik kelepçe kısmı tabii yani gerçekten bu işin en uç kısmı. Hani rakamlardan konuşursak gerçekten o tarihten beri 2015'te işte başlamış 15 şehirde gidiyor ve o tarihten bu yana sadece 201 vakada kullanılmış şey elektronik kelepçe. Ki bu işte hani son aşama yani böyle çok büyük müjdelerle duyuruluyor bunlar ama bu ancak hani uzaklaştırılma kararı verilmiş ve gerçek bir hani şiddet potansiyeli içeren erkeklere ve çok zor çıkan mahkeme kararlarıyla veriliyor. Ve bir işe yaramadığının etkisi ortada. Yani sadece hayatını kaybeden kadınların sayısı kaçtı? 2305 yani. Gerçekten savaşta mıyız? Yani 2305, 2015'ten beri ölen kadınlar ya ve bunun dışında on binlerce fiziksel, psikolojik hasar alan kadından söz ediyoruz ve bunların çok büyük bir kısmı öldürülenler de dahil defalarca resmi mercilere şikayet etmiş, suç duyurusunda bulunmuş, dava açmış. Yani hukuken süreci zorlamış olan kadına 23 defa şikayet ettiği erkek tarafından öldürülen bir kadın var. Yani bunu buradaki şeyi mekanizmayı kim nasıl aklayabilir? Yani buradaki sorunu kim nasıl akilleştirebilir? Sonuçta şey çok ortada yani çözüm diye üretilenin hani kelepçe son kısmı çözüm diye üretilenin işe yaramadığı çok ortada. Çünkü şikayet eden kadınlar işte evlerine gönderiliyor ve hükümetin tercih ettiği politika ailenin dağılmaması yani. O yüzden daha çok daha büyük bir meselemiz var diyeyim. Yani işe yaramıyor tabii ki kelepçe. Yani bu da yine hani diyelim ana akım basına yansımış kısmı ya da bizim elimizden geldiği kadar takip edip öğrendiğimiz ağlar üzerinden, kadın dayanışma ağları üzerinden özellikle öğrendiğimiz kısmı. İşte öbür yanda da senin konuşmanın yine bir kısmında söylediğin aslında yarınki oturumda hekim Bergis Çekici'nin de bahsedeceği. Bu işin mülteci kadınlarla, göçmen kadınlarla ilgili olan kısmı var ki o hikayeler zaten yine önüne iki kere bariyer konup ana akımı bırak hani aslında dayanışma ağlarına bile ulaşırken çok büyük güçlük çekiyorlar. Yani bütün bunları görünür kılmak herhalde çok temel bir şey ama bunu nasıl yapacağımız üzerine herhalde daha binlerce kez buluşmamız, oturmamız, konuşmamız gerekiyor. Burası kesin. Ben ikinize çok teşekkür ederim. Hakikaten biriniz İstanbul'da, biriniz Berlin'deyken birbirine bağlı iki konuşma yapmış oldunuz. Yarın devam edeceğiz. Yan yanayız. Kadınların ortak hafızasında mültecilik ve geleceği birlikte kurmak yarın devam edeceğiz. Edecek. Bir atölye yapmıştık. Bu alanda, daha doğrusu kültür sanat alanında özellikle kadınlara yönelik işler yapan, çalışmalar, projeler yürüten kurumların, örgütlerin, inisiyatiflerin temsilcileriyle bir araya geldik ve bir atölye yaptık. O atölyede biraz hani neler yaptığımızdan bahsettik. İşte bu çalışmaları daha görünür kılmak ve temsili artırmak için ne yapabiliriz? Bunun imkanlarını aramak istedik.
Yarın buna devam edeceğiz. Bu atölyenin bir tür değerlendirme toplantısı olacak. O değerlendirme toplantısından önce GIZ Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Destek Kümesi temsilcisi Katarina Montens bir konuşma yapacak. Ardından atölye değerlendirme toplantısı olacak. Ortak geleceğimiz başlıklı ve ondan sonra da aranızda dinleyenler varsa muhtemelen içiniz kıpırdamaya ve ritme göre dans etmeye başlamışsınızdır. Peradi'nin bir konseri olacak. İKSV salonda çekildi, kaydedildi konser. Bugünü böyle bitiriyoruz. Tekrar çok teşekkürler Pınar ve Zeynep. Teşekkürler. Dinleyicilerimize de ayrıca teşekkürler.